Emekli aylıklarındaki zammın ardından en düşük maaş 7 TL 500 kuruştan 10 TL'ye yükseldi. Ancak kök maaşı 7 TL 13 kuruşun altında olan emeklilere %33,3 oranında yapılan artış sosyal medyada yoğun tepki aldı. Uzmanlar konuyu canlı yayınlarda ele alıyor. Emeklilerin tepkileri üzerine seçim öncesi hükümetin düzeltme yapabileceğini belirten ünlü hukukçu Ersan Şen, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında emeklilerin sorunlarını gündeme getirdi. Ersan Şen, emeklilerin tepkilerine karşı hükümetin maaş zamları konusunda düzenleme yapacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde milyonlarca emeklinin alacağı maaş zammı %42,6 olarak belirlenmiş, en düşük emekli maaşı ise 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Ancak pek çok emekli bu zammın yetersiz olduğunu düşünerek sosyal medyada isyanlarını dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Ocak Salı günü yapılan kabine toplantısının ardından emeklilere ilave yüzde 5 zam yapacaklarını belirtti. Yapılan zammın ardından en düşük emekli aylığı 7.500 liradan 10.000 liraya çıkarıldı. Ancak kök maaşı 7.013 liranın altında olan emeklilere yüzde 33,3 oranında bir artış yapılmış oldu. Bu durum, birçok emeklinin sosyal medyada tepki göstermesine sebep oldu. Açlık sınırının 14.000 TL olduğu bir dönemde 10.000 TL'nin yetersiz bulunması emeklileri derinden etkiledi. Bu tepkilere karşılık uzmanlar, canlı yayınlarda emeklilerin sorunlarını gündeme getiriyor. Ünlü hukukçu Ersan Şen, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, seçim öncesi hükümetin tepkiler sonrasında bir düzeltme yapacağını belirtti. Tarih vererek yeni zammı duyurdu. Şen, önümüzde seçim var, emekli maaşlarında bazı düzeltmeler kesinlikle yapılacaktır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayına işaret ettiğini ve emeklilere, idare edin, dediğini belirten Şen, aynı seviyeye getireceği sözünü veriyor. 1000 TL, 2000 TL veya 3000 TL bir şey ekleyecek, ifadelerini kullandı.